Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız nereye kadar? İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da enflasyonunu açıkladı, aktaracağız. Yüksek. Fiyat artışları nereye kadar sürecek? Beklentilerde can sıkıcı. Öyle bir haber izleyeceksiniz ki yabancılara satılan meralarla ilgili. Daha nereye kadar çiftçinin, hayvan üreticisinin sorunları görmezden gelinecek diyeceksiniz. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum 31 Mart'ta seçimi biz kazanırsak Gazze'deki mazlumlar sevinecek dedi. Muhalefetten tepki yağdı. İnsanlık dramını seçim malzemesi yapmakla suçlanan Kurum sözlerinden de geri adım atmadı. 31 Mart'ta öyle bir zafer kazanacağız ki Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Kendisi kazanırsa Gazze'ye insani yardımda bulunacağını söylemiş. Utanmazlık, riyakarlık, sahtekarlık. Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Murat Kurum'u çek, İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster. Daha inandırıcı olursun. Gazze'nin özgürlüğü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze'ye yapacağımız yardımlar için gerçek belediyecilikten yana tavrını koyacaktır. Koca Türkiye Cumhuriyeti Gazze'ye yardım edemedi. O gelince edecekmiş, o gelince. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un 31 Mart'ta biz kazanırsak Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'ye yardım gidecek sözleri. CHP Genel Başkanı Özgür Özel utanmazlık dedi. Deva Partisi lideri Babacan, Gazze'de yaşanan insanlık dramı yerel seçimlere malzeme ediliyor diye sert çıktı. Gazze'deki soykırımı belediye seçimine malzeme yapmak, Gazze'li çocukları basit siyasi çıkarlar için kullanmak utanç verici. Bu zulmü durdurmak için bir şey yapmıyorsunuz. En azından susacağınız yeri bilin. Acemi adayın dengesi o kadar bozuk ki Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki Gazze'ye yardım et. Bak sen etmedin. Ben gelirsem ben edeceğim diyor. Bu milletimiz adına yardımlarınız Gazze'ye gidiyor 2 gün sonra. Sayın adaya yeni bir davette bulunuyorum. Bekliyorum. Çekinme gel. Biz sana benzemeyiz. Davetimiz de asildir. Misafirperverliğimiz de asildir. Yanıma gel. El ele yardımları İstanbul halkı adına uğurlayarım. Gazze'ye dair konuşmamız Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız etmiş. Murat Kurum'un çalışmalarına senin hayallerin bile yetişemez. Murat Kurum yeni günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hedef aldı. Biz kazanırsak Gazze'li mazlumlar kazanır sözlerine Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ da önce İsrail'le ticareti kesin diye tepki gösterdi. Murat Kurum bırak bu Gazze sömürüsünü. İsrail'le ticaret yapıp para kazanıp İstanbul halkının vergilerini Gazze'ye harcayamazsın. 31 Mart'ta öyle bir zafer kazanacağız ki 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Gazze'li mazlumların acılarını yerel seçimlere alet etmek ahlaksızlıktır, seviyesizliktir, vicdansızlıktır. Halep oradaysa arşın burada. Buyurun iktidar olarak terörist İsrail'e giden ticaret gemilerini durdurun. Geçen seçimlerde de oyu Binali Bey'e mi vereceksiniz, Sisi'ye mi vereceksiniz diyordu. Geçen seçimlerde Ekrem Bey'i şeytanlaştırmaya çalışıyordu. Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Gitti, Sisi'nin elini sıktı. Kardeşine sarılır gibi sarıldı. Ekrem Bey'in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı koymuşlar. Seçimden sonra koltuğundan olacak. İlgisiz, kibri, aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya, o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Muhalefetin tepkisi karşısında Murat Kurum geri adım atmadı. Biz kazanırsak Gazze kazanacak sözleri seçim öncesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ben çok uzatmayacağım. Sadece benim için en hafif ifadeyle vicdansızlık örneğidir. Böyle büyük bir acının üzerinden, soykırım üzerinden siyaset olmaz. Vicdan sömürüsü yapılmaz. Bugün İmamoğlu şöyle yeni bir davet yaptı kuruma. Dedi ki İsrail'in Gazze'ye saldırısının başladığı gün hazırlıklara başladık. Meclise önergemizi verdik, karar aldık. AFAD koordinasyonunda yardım gönderiyoruz. 5 Mart'ta da ilk yardımlarımız yola çıkacak. Seni davet ediyorum. Hep beraber Gazze'ye yollayalım. Şimdi bakalım Murat Kurum İmamoğlu'nun bu davetine ne diyecek? televizyonda karşılıklı tartışma sorusuna verdiği yanıt gibi olmasın. Hatırlayın, kendisi evet yayına çıkarım demişti ama sonra bu sefer de İmamoğlu'nun yayın daveti samimi değil diye reddetmişti. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'dan oy isterken bir kez daha oy yoksa hizmet de yok anlamına gelen sözlerini tekrarladı. Emekliye seyyanen zam çağrılarına kapıyı kapatan Erdoğan, emeklinin yaşadığı zorlukların farkındayız demekle yetindi. Erdoğan'ın hedefinde her zaman olduğu gibi CHP vardı. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında mı? Başında. Ayrıca Cumhur İttifakı olarak kabine inşallah bizde mi? Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy yoksa hizmet yok söylemini eleştirirken Cumhurbaşkanı her mitinginde o vurguyu üzerine basarak yapıyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti ile CHP arasında kıran kıran geçmişti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı. Erdoğan Antalyalılardan da aynı ifadelerle oy istedi. Şimdi Cumhur İttifakı ve şu anda da hükümet olarak iş başında olduğumuza göre yerel yönetimi de 31 Mart'ta bize teslim ettiğinizde ülkeyi biz uçurmaya devam edecek miyiz? Aday tanıtımını yaptığı mitingde %4,5 olarak açıklanan büyüme rakamlarını hatırlattı. Geçim sıkıntısı gündemindeydi. En düşük emekliye seyyanen zam verilmedi ama Erdoğan emeklilere mesajını görmezden gelmiyoruz diyerek verdi. Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları asla görmezden gelmiyoruz. Tam tersine bu sıkıntıların çözümünün yatırımdan, çalışmaktan, kazanmaktan geçtiğini de biz söylüyoruz. Antalya mitinginde hedefinde CHP lideri Özgür Özel de vardı. Mayıs seçimlerinde CHP'yi gizli ittifak yapmakla suçladı. İstanbul seçimlerinde belediye başkanı adayı çıkartan DEM Parti ile CHP'nin gizli ortaklık içinde olduğu iddiasını bir kez daha dile getirdi. Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacaklarını şaşırdılar. CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de DEM ile demlendi. Sonra da CHP Genel Başkanı çıkıp bizim DEM'le ittifakımız yok diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. CHP lideri Özgür Özel memleketi Manisa'daydı. Özel, CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir yalanı çöp oldu. Yardımları 5 katına çıkardık dedi. Özel, bedelli askerlik tartışmasında karşı karşıya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise oğlunun çürük raporu üzerinden yüklendi. CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir yalanı çöp oldu. Yaptığımız sosyal yardımlar tam 5 katına çıktı. Halkın çıkarlarını korumak için oylarınıza talibiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerde sosyal yardımları 5 katına çıkardık, yine yapacağız diyerek seçmene seslendi. Yerel seçim iddiasını sosyal yardımlarla ortaya koydu. Bedelli askerlik üzerinden kurduğu cümlelerin eleştirildiğini söyleyen Özel, hedefine Erdoğan'ı aldı. Özgür Özel bedelliden oy istemedi mi? Erdoğan'a şunu söylüyorum. Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun? Onu soruyorum, onu. Özgür Özel memleketi Manisa'daydı. Soma ve Salihli'de seçmenle buluştu. Cumhur İttifakı'nın mevcut belediye başkanı ve adayı Cengiz Ergün'e yüklendi. Verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ne yaptı? Manisa'da Türkiye'nin en pahalı suyunu sattı. Öyle bir dönem başladı ki Manisa'da sokağa çıkmaz oldu. Manisa'nın en güzel varlıklarını, Tükva var ya, Erdoğan'ın oğulları, Tükvalara, okçuluk vakıflarına, ensar vakıflarına peşkeş çekmeye başladı. Güzelim ormanın ortasında kızına villa yaptırıyormuş. Kim engel oldu? Yine bizim Ferdi. 31 Mart yerel seçimlerinde muhalefet cephesinde ittifakların olmadığının altını çiziyor Özel gittiği her adreste. Seçmen ittifakı diyerek Türkiye ittifakı vurgusu yapıyor. Manisa'da da oylar Türkiye ittifakına dedi. Bu ittifakın adı Manisa'da Manisa ittifakı, Türkiye'de Türkiye ittifakı. Bu ittifakın rengi kırmızıyla beyaz. Özel İzmir İl Müftüsü'ne ve ÇEDES projesine de sert tepki gösterdi. İzmir İl Müftüsü ÇEDES projesi kapsamında küçücük çocukları aldı, suçu sabit olan Kubilay'ın katilinin mezarına çocukları götürmüşler. Asteğmen Kubilay'ın kafasını kesen adamın mezarına çocuğu götürenlerden bu memlekete fayda gelmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Zeytinburnu'nda İstanbullularla buluştu bugün. Pazar ziyaretinde vatandaşa 10.000 liralık pazar desteğini hatırlattı. Kürsüye çıktığında ise hedefinde iktidar vardı. Sık sık gerçek rakibinin Cumhurbaşkanı olduğu imasında bulunan İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'a sağ solu belli olmaz, belki eline makası alır, afişlerden seni çıkarır kendini koyar diye seslendi. İmamoğlu'ndan bir de Tornistan çıkışı geldi. Ayırmayan, onurunu kayırmayan, haktan yana adil olan İmamoğlu. Tepedeydiler, onlara selam verecektim buradan, içeri gittiler. Ama eminim camın arkasından beri dinliyorlar şu anda. Söylediklerini yolda giderken bile döndüren, 24 saat dolmadan kendi söylediklerini çeviren ve yalanlayanlara benzemem. Bu arkadaşı ve ekibini tarifleyen bir söz. Hani milletimiz bilir Tornistan. Bizdeki yol ne biliyor musunuz sevgili hemşerilerim? Tam yol ileri, tam yol ileri. AK Partili belediyenin yönettiği ilçede kalabalığa seslenirken Zeytinburnu AK Parti ilçe binasındaki meraklı gözlere, ilgili kulaklara seslendi İmamoğlu. Tornistan göndermesi yaptı Erdoğan'a. Dik dur eğilme sloganını hatırlattı. Bunların seçimler gelince büründüğü hallere acı acı gülüyorum. Neydi dik dur eğilme? Vallahi şimdi eğri büğrü değil, bunlar büklüm büklüm, kıvır kıvır bir hallerdeler. Tuhaf halleri var, tuhaf. La ilahe illallah, Hak Muhammeden Resulallah, Aliyyul Veliyullah, Keremül Memullah, Şefaat ya Resulallah. Hatim indirdim geçen seçim Allah size. Razı olsun. Dualarım yine okuyorum. Ne mutlu bana. İnşallah kazanacaksınız. Ne mutlu, oy kurban olurum, duan yeter. Her namazdan sonra size dua ediyorum. 5 senedir bir hayranınız. İnsanlar diyor nasıl ayakta kalıyorsun, valla dualar yanımda diyorum. Güne dualarla başladı İmamoğlu. AK Partili seçmenin ağırlıkta olduğu Zeytinburnu'ndaydı. 25 yıllık AK Partiliyim. Çevirdin mi? Söz bu sefer size oy vermeye düşünüyoruz. 9.000 lira maaş veriyor. Nasıl geçineceğiz? Eğer bir emekli maaşı giriyorsa eve, dedik ki bu sene itibariyle o haneye 10.000 lira pazar desteği vereceğiz. Hayır, şu anki çıktı başkanım. Evet. 500 milyon bomboş çanta. Öyle. Esnaf ve çarşı ziyaretlerinin ardından Ekrem İmamoğlu yine AK Partili ilçelerde seçim mitinglerini sürdürüyor. Bu kez Zeytinburnu'nda. İmamoğlu'nun mitinglerinin en geniş kitlesi ise kadınlar ve anneler, çocuklarıyla geliyorlar. Ve işte bir anne yine elinde Ekrem İmamoğlu'nun annelere 650 bin anneye dağıttığı ücretsiz anne kartı var. Bu zor zamanlarda, emeklilerimizin yüzünün gülmediği zamanlarda, dar gelirlerin sıkıntılarının had safhada olduğu zamanlarda, enflasyonun tavan yaptığı zamanlarda Allah razı olsun İstanbul'da yüzümüzü güldüren bir acemi aday var. Yüzümüzü biraz güldürdü. Yüzümüzü güldürdü dediği rakibinin yaptığı açıklamalar nedeniyle bir de uyarıda bulundu İmamoğlu. Asıl yarıştığı ismin Erdoğan olduğunu hatırlatarak kızmasın dedi. Bak Sayın Erdoğan'ın sağa solu belli olmaz. Resimlerinden bir gün sonra seni pat diye çıkarıverir ha. Tek kendi resimleriyle seçime girer İstanbul'da. Ben zaten bekliyorum. Bir hafta bilemedin 2 hafta sonra meydanlarda söyleyeyim. Dayanamayacak. Erdoğan'ın ve rakibinin sürekli birbiriyle çelişen açıklamalarına Tornistan göndermesi yapan İmamoğlu bir de örnek verdi. Bir başka örnek daha söyleyeyim mi size? Hani Tornistan'a. Felaket projesi Allah'ın izniyle yaptırmadık. Yaptırmayacağız Kanal İstanbul'u. Bu memleketin topraklarını bu milletten alamayacaklar. Yaptırmayacağız. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da bugün rakibi gibi İstanbul'un ilçelerinde miting kürsüsündeydi. Sözlerinin hedefinde İmamoğlu vardı. Kurum dün gecede Konyalılar buluşmasına katıldı. Gecede bulunan Ticaret Bakanı AK Partili başkan adayına oy desteği istedi. Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum. Seçime 29 gün kala İstanbul'da sokak mitinglerine devam etti Murat Kurum. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının hedefinde rakibi vardı. Her çıktığı kürsüde vaatlerini sıralayan Kurum bu kez konuşmasının büyük bölümünü Ekrem İmamoğlu'na ayırdı. Şimdi çıkmış iş bilmez belediye başkanı ben Metro Fatih'im diyor. Ya sen olsan reklam belediyeciliğinin Fatih'i olursun ya. 230 kilometre metro sözü verdin, 8 kilometre metro yaptın. Bak buradan bir daha sayıyorum, bak 8'i bilirsin. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. Sultan Gazi'deki mitingde ilçe belediye başkan adayı kürsüde konuşurken vatandaşın arasına girdi Murat Kurum. Bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından Küçükçekmece'de İstanbulluya hitap etti. Sırtınızı sizin gibi kirli ittifaklara dayarsanız siz hiçbir iş yapamazsınız. Ama sırtınızı Küçükçekmece'ye, milletinize yaslarsanız her işi yaparsınız. Kirli ittifak söylemiyle yine rakibine yüklendi Murat Kurum. Polemiğe açık sözlerinin ardından bizi polemik yaparken göremeyeceksiniz diyerek o istedi. Bizi hiç kimse polemik yaparken görmeyecek. Bizi ararken nerede bulacaksınız biliyor musunuz? Temel atarken, açılış yaparken, sokakta bulacaksınız. İstanbul dünyanın başkenti sensin, sen tarihin en Murat Kurum Konyalılarla buluşmasındaysa sahneye çıktı, oynadı. Programa beraber katıldığı Ticaret Bakanı Ömer Bolat da AK Parti adayı için oy istedi. Seçim gününe kadar da oy için çalışacağını ifade etti. Ben geçen hafta rahmetli babacığımı kaybettim. Ama buna rağmen dün bugün İstanbul'un ilçelerini geziyorum. Bakın bir petek modeli var. Her birimizin en az 50 kişiyi ikna etmesi gerekiyor. Hepimizin arı gibi çalışması lazım. Kanal İstanbul mağdurları AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kurum'un önünü kesmiş, şikayetlerini dile getirmişlerdi. Yıllardır yaşadıkları bölgeden taşınmak zorunda bırakılan Şahintepe mahallesi halkı bölgedeki rant tehlikesine dikkat çekti. Şehir plancısı Buğra Gökçe de sessiz sedasız yapılan yeni bir ihaleyi aktardı. Barınma hakkı engellenemez. Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projemizi Kanal İstanbul projesini de hayata geçiriyoruz. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Net altını çiziyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde Kanal İstanbul projesini Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşüm projesi olarak müjdeleyen Murat Kurum'un karşısına 2024'te yerel seçime günler kala Kanal İstanbul mağdurları çıktı. Yaşadıkları Şahintepe mahallesinden taşınmak zorunda kalan ve yıllardır hukuk mücadelesi verenler görüşmelerinde rant başlığını da açtı. Şehir plancısı Buğra Gökçe de sessiz sedasız ihale yapıldığı iddiasını gündeme getirdi. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın %50'şer hisseyle ortak oldukları Kanal İstanbul bölgesindeki proje için tam 3,3 milyar lira değerinde ihale yaptığı ortaya çıktı. Konut ve ticaret projesiyle 14 bin konut inşa edilecek. Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkmış bulunuyoruz. Millet pandemide boğuşurken, evinden çıkamazken Ataşehir'de planları oraya asıyorlar. Dışarı çıkamayan insanlar Ataşehir'e nasıl gidecek? Şahin'de bile oturuyorum 37 yıldır. Çocukluğum, hayatım burada geçti. Başakşehir'e bağlı Şahintepe mahallesinde yaşayanlar da Kanal İstanbul güzergahında oldukları için proje açıklandıktan sonra evlerinden taşınmak zorunda kaldı. Değişen imar planına karşı çok kez eylem yaptılar, davalar açtılar. Biz burada 1500 polisin jopunun altında dayak yedik, mahkeme kararlarına rağmen. Burada 75 yaşındaki teyze biber gazına maruz kaldı. Annem polislerin ayaklarının altında ezilirken kaldırdım. İddiaya göre ilçe belediye meclisinden alınan kararla hak sahiplerinin rızası olmadan arsaları satıldı ve inşaat çalışmaları başladı. Mahkemenin durdurma kararına rağmen o karara da uyulmuyor. Taşınmak zorunda kaldıkları bölgede inşa edilen binalar lüks. Hak sahiplerine verilecek dairelerin metrekaresi ise az. Burada sadece rant var. Her şey bizim cebimize girsin. Halk burada 55 metrekarede yaşayamaz. Yerini de satacak. Nüfus değişecek. Yerde şurada bir sürü yabancı Katarlar geliyor. Arsa alacağız diye. Sen kimin arsasını kime satıyorsun? 25 senedir ben buradayım. Niye benim toprağımdan onlar kazanıyor da ben kazanamıyorum? Hiçbir kar amacı gütmediklerini söylüyorlar. Bunun neresinde kar amacı yok? Bu projeyi er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Başakşehir Belediyesi'nden muhatap bulamadıklarını söyleyen Şahintepe Mahallesi sakinleri Kanal İstanbul projesinde net bir yanıt bekliyor. Murat Bey'in verdiği sözlerin bizim umurumuzda değil yani. Dava sonuçlarına uysunlar, kanunlara uysunlar. Burası hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kurum dün nasıl azarladı Kanal İstanbul'u soran gazetecileri izlediniz yeniden. Ama hayır yapılmayacak da diyemiyor. Hatta ismini dahi ağzına almıyor. Bütün bilim insanlarının çevrecilerin İstanbul'un sonu olur dediği, Profesör Doktor Naci Görür'ün sadece insan değil yaşamı bitirirsiniz dediği, şimdilik mahkemelerin de projeyle ilgili iptal kararları olsa da Murat Kurum gelse yapılır mı yapılmaz mı? İşte bu haberden yani yapılan ihalelerden anlayın. Ankara'yla devam edeceğiz. Yerel seçimlere ilişkin vaatlerin, söylemlerin en çekişmeli geçtiği adres Ankara. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açık ara kazanacağız derken rakibi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 31 Mart seçimlerinden sonra öğrenciye ulaşım ücretsiz olacak dedi. İyi günler, kolay gelsin. Başkanım merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Başkanım. Seçim yaklaştıkça sahadaki çalışmalarda hız kazanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş GİMAT esnafıyla buluşacak. Efendim nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet güzel gidiyor. Moralimiz yerinde. Az bir süre kaldı artık. Bir aydan az kaldı. Evet. Sahada izlemleriniz ne? Gözlemleriniz? Vallahi her yerde söylüyorum. Açık farkla kazanacağız. Ankara halkının memnuniyeti bizi de memnun ediyor açıkçası. Moralimiz yerinde 31 Mart'ta açık ara farkla kazanacağız dedi bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Başkentte Toptancı Hali esnafıyla buluştu. Sağlığınızda duacıyız. Allah razı olsun. Her evdeki çocuğun okuması, üşümemesi için 200 bin aileye doğalgaz veriyoruz. Hükümet de vermiyor bunu, başka belediye de vermiyor. İlçe belediye başkanlarımız çok kusurlular bu işte. Benimle görüşmeleri yasaklandı. İlçe belediye başkanlarının kendisini ziyaret edip destek istemesinin yasak olduğunu söyleyip seçmene şikayet etti Mansur Yavaş. 5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyeden müfettişin eksik olmadığını söyledi. Hiçbir şey olmuyorsa da bir şey oluyordur diye düşündüler. Masak elemanları da belediyemizde görev yapıyor. Ama Allah'a bin şükür hakkımızda bir tane soruşturma gerektiği bir konu bulunamadı. Ankara'da su fiyatlarını %50 indireceğiz inşallah. ASKİ'den eskiden 1,6 dolara su satılırken halka, yani 50 liraya su satılırken şu anda 0,70 sente satıyoruz suyu. Esnaf ziyareti sonrası rakibi Turgut Altınok'un belediye başkanlığını yaptığı Keçiören'de seçmene seslendi. Turgut Altınok'un metro yapmadılar eleştirisine bugüne kadar neredeydiniz diye yanıt verdi. Siz neyi şikayet ediyorsunuz? 25 yıl benden önceki dönem oldu, yapmadınız. Kimseye yardım yapmıyor. Vatandaşın parasını vatandaşa veriyoruz. Halkın parasını halka veriyoruz. Ne yardımı? Daha önce Keçiören'de but yardım yapıyoruz, emekliye 5.000 lira destek vereceğiz diyen Turgut Altınok'sa bu kez kimse kimseye yardım yapmıyor dedi. O da Mansur Yavaş gibi Etimeskut'ta seçim koordinasyon merkezini açtı. 18 yaş ve üniversite öğrencilerimize 31 Mart'tan sonra ulaşım ücretsiz olacak. Ve ekonomideki başlıklara bakalım. İstanbul'un enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'na göre geçen yıla göre %76,58 artış var fiyatlarda. Tüketiciyi en çok da gıda fiyatları zorluyor. 50 liranın altında sebze bulmak zor artık. Tarla ve tezgah arasındaki fiyat farkı açılmaya devam ediyor. Uçmuş. Hepsi de yüksek. Hangisi ucuz ki? 15'e aldım elmayı, 25'e alıyorsun, 20'ye alıyorsun. Enflasyon Şubat'ta da durmadı. İTO İstanbul'da Şubat enflasyonu açıkladı. İstanbul'da temel ihtiyaç gıda Ocak'tan Şubat'a bir ayda %4,98 arttı. Bir yıllık enflasyonsa %76,58 oldu. TÜİK'in açıklayacağı Şubat ayı enflasyonu için ipucu bu veriler ama TÜİK'in hesabından önce tüketicinin hesabı zaten çok daha fazla çıktı. Şurada bir dolmalık bibere baktım. 65 lira 1 kilo dolmalık biber. Dolma yapmaya kalksanız 1 kilo kıyma olmuş 600 lira. Bir tencere yemeğin yani sofraya geliş maliyeti bize 250-300 lira. Ne kadar harcarsınız tahminen sebze meyve? Vallahi herhalde bir 1000 liraya yaklaşır. Ben hiç hayatımda 3 tane biber almadım ama artık öyle alıyoruz. İTO verilerine göre İstanbul'da Şubat'ta bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında %6,73, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında %5,58, konut harcamalarında %4,65, ev eşyası harcamalarında %2,54 artış var. Tüketicinin cebini en çok bir ayda %4,98 oranında yükselen gıda enflasyonu ilgilendiriyor. Yeşil mercimeğe çok şaşırdım. Ne kadar mı? 72 milyon dedi. 72 liraya mercimek mi? Geçen hafta zeytin aldım. Bir haftada 60 lira koymuş üzerine. Türkiye Ziraat Odaları Birliği de üretici ve market arasındaki fiyat farklarını açıkladı. En fazla fiyat farkı %634,4'lük farkla limonda. Tarlada 2 lira 50 kuruş olan limon, pazarda 15-20 lira arasında. Limondaki fiyat farkını %572,2 ile portakal takip etti. Kış aylarında tüketilmesi gereken 2C vitamini deposu meyve tarladan tezgaha gelene kadar katlanıyor. Portakal almayacağım. Limon alacağım, 2 tane alacağım. O da akşam salatama sıkmak için alacağım. Limon ve portakal gibi bir başka C vitamini deposu biber, onun da fiyatı 3 haneli 100 lira. Pazarcıların etiketleri de yan yana manidar olmuş. 100 lira acı kredi kartı geçerli. Portakal geçen hafta halde 10 liraydı, bu hafta 20 lira. Pazarda da 30 lira. Her şey mazot. Bugün mazot 40 lira olmasaydı bu portakal bugün 20 liraydı pazarda. Satışlar nasıl? Kötü. Normalde biz kaç? 253 kilo portakal satardık. Şu an 50 kilo zor satıyoruz. Pazarcı daha az satıyor, tüketici taneyle alıyor. Sebze, meyve tezgahlarında etiketler 50 liranın altında sebze bulmak zor. Vallahi manyası da aynı çünkü köylüler de kendi emekleriyle yapıyor. İlk önce böyle tezgahları dolaşıyorlar. Eğer orada 100 liraysa köylü de 100 lira diyor. Ve ben haklı buluyorum çünkü onun da emekti yani. Eskiden tabii tarım vardı, biz tarım ülkesiyiz normalde ama maalesef tarım da bitti. Bakalım sizler neler demişsiniz. Kadir Bey, bütçede yandaşa, itibara, şatafata, vergisi silinenlere, müteahhitlere, KKM'ye, göçmenlere, araç konvoylarına, manda yoğurduna, kestane balına var ama emekliye yok, nereye kadar demiş. İnsanlara dilenci muamelesi yapmaktan vazgeçin diyor Hüseyin Bey. Nevris Hanım da nereye kadar etiketine buraya kadar diyeceğimiz günleri bekliyoruz emekliler olarak demiş. Genelde emekli izleyicilerimiz yazıyorlar. Şimdi bakalım son gelişmeler oradaki. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaynak yok diyerek emeklilerin zam talebine kapıyı kapattıktan sonra kaynak var tartışması başladı. Muhalefet de emekli sendikası da kaynağı göstererek iktidara seslendi. Emekli başına 7.000 lira seyyanen zam 800 milyon para tutuyor. Ben emekliye para verdiğince emekliye para verirsem çalışanlara maaş ödeyemem diyor. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Emekliye bu bayramda 7.000 lira vermek zorundasınız Sayın Erdoğan. El alemin Suriyelisine veriyorsun. Yıllarca seni bu emekliler desteklediler. Buna karşılık 11.000 lira seyyanen zam vereceksin, zam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maliyet hesabıyla başlayan emekli maaş tartışması meydanlarda tavan yaptı. Erdoğan kaynak yok demişti. Muhalefet de emekli sendikası da kaynak gösterdi. CHP acil koduyla meclise emeklilere emekli kart verilmesi için kanun teklifi verdi. Emekli karta ihtiyaç var. Açalım meclisi hemen. Geçirelim bu yasayı. Elektrik, su ve doğalgaz %40 indirimli olacak. Devletin verdiği hizmetler emeklilerimiz için tamamen ücretsiz olacak. Bayram ikramiyesi tüm emeklilere bir asgari ücret kadar olacak. Şimdi soruyoruz. Sarayınız bir günde ne kadar harcıyor? Patronların silinen borçları ne kadar? 2024 bütçesinden devletin faize ödeyeceği para 1,25 trilyon lira. 16 milyon emeklinin maaşının 17 bin liraya çıkarılmasının maliyeti 1,4 trilyon. Yani sadece şu faiz canavarından kurtulsan 17 bin liraya çıkarabiliriz. Meclis seçim sonrası açılacak ama muhalefetin çağrısı seçim öncesine dair, tartışmasıysa sıcak. Emekliye zam mücadelesi sokakta sürecek diyen CHP lideri tepkisini Manisa'da miting alanında emeklilerle hep birazdan yükseltti. Para yok! Para yok. Duyar da bir şey yapar mı? Yapmaz. Çünkü o garibanın sesini, yoksulun sesini duymaz. Onun duyduğu ses hep zenginlerin sesi. Sosyal politika uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik'in hesabına göre en düşük emekli maaşının 15 bin lira olması, aylıklarda 5 bin lira zam yapılması mümkün. Madde madde anlattı. SGK'ya aktarılan bütçe oranı 2020'de %20,7, 2022 yılında %13,22, 2024 yılı hedeflemelerinde %10,2'ye geriliyor. Çelik'e göre geçmiş yıllarda bütçeden SGK'ya aktarılan oran korunursa kaynak sorunu olmuyor. Bu seçim siz emeklilerin, siz seçmenlerin birilerinin kulağını çekebilme imkanını size veren bir seçim. Benim umudum vardı açıkçası seçime kadar bir değişiklik yapılır diye, en azından yani ikramiyelerde. Meclis kapandı, 2 Nisan'da açılacak. Dolayısıyla kanun gerektiren bir değişiklik bu konu. Dolayısıyla değişiklik yapılması imkansız gözüküyor. Aziz Çelik Hoca da çok güzel açıklamış. Emeklinin 2 bayram ikramiyesi kaybı 15 bin liradan fazla. Ama baksanız ülkemiz %4,5 büyümüş, ekonomi gayet iyi gidiyor ama emekliye zamma bütçe yetmiyor nedense. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 180 dönümlük arazinin nasıl yabancılara satıldığını anlattı. Meralarda eskiden Balıkesirli köylüler hayvancılık yapıyordu. Şimdi o araziye girmelerine izin yok. Çünkü arazinin yeni sahibinin Türkiye'de ikamet izni alan bir Mısırlı olduğu ortaya çıktı. Min ayı memleket? Ana Mısır. Ente Mısri. Bu gördüğünüz alan köylünün arazisiydi. 180 bin metrekarelik bu mera haraç mezat yabancılara satıldı. Bizi kapıda bir Mısırlı karşıladı. Türkçesi yok, anlaşmak büyük ölçüde zor. Balıkesir'de geçmişte köylünün tarım ve hayvancılık yapmak için kullandığı toprakların yabancılara satıldığını yerinde gözlemledi. Satın alanlarla kapısında bekleyen bekçiyle birebir görüştü. İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez tanık olduğu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Havranın Eymür mahallesi ya da Büyükşehir Belediye olmadan önce Eymür köyündeyiz. Büyükşehir Belediyesi yasası gereği bütün köylerde olduğu gibi köylerin arazileri, köylerin meraları köy tüzel kişiliğinden alındı ve belediyeye verildi. 2014 yılında Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi, köyler mahalleye dönüştü. Balıkesir'de de bazı köylerin arazileri belediyeye devredildi ve iddiaya göre o araziler satılmaya başlandı. Eymür ve Dereören mahallelerinde mera olarak kullanılan alanlar da yabancılara satılan araziler arasında. Köy tüzel kişiliğine ait araziler haraç mezat bir rant aracı olarak kullanıldı ve satıldı. Peki burası ne kadar, kaç dönüm arazi burası? 180 kusur dönüm arazi. Çömez'i bölgeye artık o meralarda hayvancılık yapamadıklarını söyleyen Dereören mahalle muhtarı götürdü. Kapıyı Mısırlı bekçi açtı. Türkçe bilmediği için telefonla yardım istendi. Arazi sahibinin de Mısırlı olduğu anlaşıldı. Buranın sahibi kim? Emir Ali abi. Emir Ali. Evet. Kendisi nerede? Bu İstanbul'dadır kendisi. İstanbul'dadır. Peki buraya ne yapacaklar şimdi? Hayvancılık yapacağız abi. Peki hangi partiye vereceksin oyunu? AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye vereceksin. Tabii ki AK Parti'ye vereceksin. Çünkü bu arazileri sana AK Parti verdi değil mi? Tabii abi. Buraları Tayyip Erdoğan verdi sana. Onun için tabii ki Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceksin değil mi? Aynen abim. Bu Mısır'ı da ikamet almış, oyunu da ona verecek. Ha yani geldi Mısır'dan ikametini aldı, oyunu da zaten Tayyip Erdoğan'a verecek. Nasıl olsa hazır... Tayyip Erdoğan'a dua ediyorlar Balıkesirli köylünün giremediği arazilerde artık Mısırlı yeni sahibi hayvancılık yapacak. Turhan Çömez'i AK Partili vekil sanan arazi sahibi bir de arsanın ana yola uzaklığından şikayet etti, yol istedi. Şimdi siz geldiğiniz o kapıdan biz 4 kilometre 5 kilometre dönüyoruz. Anladım. Ana yoldan buraya yol istiyorsunuz ayrıca. Evet. Muhtar kan ağlıyor. Biz diyor hayvanlarımızı getirip eskiden burada otlatırdık. Araplara peşkeş çekildi diyor. Balıkesir'in en kıymetli arazisi Kaz Dağları'nın eteklerinde. Kendi Türk köylüsü burada kan ağlarken Araplar da Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan'ın yanındayız diyor. Bak, dua ediyor bak, görüyorsun. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan, bizi diyor Mısır'dan getirdi, buralarda mal mülk sahibi yaptı diyor. Gülüyoruz ama ağlanacak halimize gülüyoruz. Acınacak halimize gülüyoruz. Ya ne kadar haklı, ben de güldüm ama sinirden. AK Partili sanmasa Çömez'i telefonda konuşmayacak büyük ihtimalle. Açık açık he diyor, bu toprakları aldık biz, oyumuzu AK Parti'ye vereceğiz. Bir de üstüne pişkin pişkin yolda istiyoruz demesi yok mu? Ve bakın görün işte neden et kuyrukları var. Soğukta donarak sabah ezanı 1 kilo kıyma için neden sıraya giriyorsunuz anlayın. Efendim Mersin'de okul müdürü olan bir baba ve oğlu belediye otobüsüne binen yaşlı çifti öldüresiye dövmüştü. Yaşlı çiftin avukatı yeni görüntülerin ortaya çıkmasından sonra davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Allah Allah. Senin saygın olsa o çocuğu kaldırmazsın, hasta çocuğu. Ne bileyim bayağı rahatsız olduğunu. Kaldırmayacaksın sileni var lan! Dur gülü! Suçun niteliği kasten yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüstür. Bu sebeple yargılama Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmalıdır. Vicdanları yaralayan görüntülerin perde arkası çıktı ortaya. Aslında kavgayı diğer yolcular ve otobüs şoförü ayırmıştı. Ancak gitmedi baba oğul, beklediler. Tekrar otobüse girip yaşlı adamı öldüresiye dövdüler. Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşinin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk suçun kasten yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu, davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Kalbinde pil olduğunu bilmesine rağmen öldüresiye darp etmesi neticesinde suçun niteliği tam anlamıyla kasten öldürmeye teşebbüstür. Dayaktan sonra tamamen eğre düştü, yürüyemiyordu, konuşamıyordu. Sağ tarafı felçli, kalbinde pil vardı, yürüme zorluğu çekiyordu 77 yaşındaki Ramazan Polat. O ve 71 yaşındaki eşi Hamdiye Polat Mersin'de belediye otobüsüne bindiler. Her zaman yaptıkları gibi engelliler için ayrılan bölüme yöneldiler. Bir lisede müdür olan İsmet T. ve oğlu Oğuz T. oturuyordu koltuklarda. Engelli adam Oğuz T.'yi oturduğu yerin engellilere ayrıldığını söyleyerek kalkmasını istedi ama babası oğlum hasta dedi. Hasta adam neye küfür ediyor? Hasta diyorum. Engelliysen ben de engelliyim diyorum. Adam şeyini sanıyor size. Ben hasta çocuk diyorum, vuruyor benim engelliyim diyor. Araya diğer yolcular ve otobüs şoförü girdi, kavga ayrıldı. Ancak baba oğul bir süre sonra tekrar otobüse binip yaşlı adamı öldüresiye dövdüler. Hasta olduğu söylenen Oğuz T. tekmelerle saldırdı. Okul müdürü İsmet T. üzerine çıkarak tepindi yaşlı adamın. Yaşlı kadın da yere düştü. Bir okul müdürü bunu böyle yaparsa öğrencilerine ne yapabilir acaba? Yeni görüntüler üzerine avukat Hasan Hüseyin Öztürk davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Adıyaman'da yıkılan okullar nedeniyle sağlam okullarda ikili eğitime geçildi. Bu nedenle öğrenciler sabah çok erken saatlerde uyanıp ders başı yapmak zorunda kalıyor. Bir saat daha geç olsa da güzel olur, daha iyi olur. Hani çocuklara baksana sabah sabah. Yani bu soğukta yani yazık günah ya. Ondan sonra niye hasta oldu? Okullar yapılmadı. Ondan dolayı diyor çocuklar işte bu cezayı çekiyor. Düzeltme yok. Mesela bir okul yıkılmışsa eğer, yani bu eğitimi böyle yapması bilmem. Eziyet oluyor. Saat 6'dan beri ayaktayız zaten. 6 Şubat depremlerinin ardından ne yetişkinlerin hayatı normale dönebildi ne de çocukların. Öğrenciler Adıyaman'da yıkılan okullar nedeniyle ikili eğitim görmek zorunda. Ders zilleri artık sabah 7'de çalıyor. 6'da kalkıyor. Zor, yapacak bir şey yok çocuğa. Yani utanmasak hadi beraber namaza kalkalım diyeceğiz. Artık o vakitte yani. Okul kalmadı. İki okul birleşince mecbur saatleri değiştirdiler. Zor oluyor. Ben sabah servisi kaçırdık. mecbur kendim getirdim. Dersi anlayabiliyorlar mı bu saatte öğrenciler? Benim tahminim ilk 2 saati anlamıyorlar. Çünkü ilk 2 saat uykulu oluyorlar. Depremde kullanılamaz hale gelen okullar sebebiyle Adıyaman'da 100'den fazla okul ikili eğitime geçmek zorunda kaldı. Bunun en büyük sıkıntısını ise depremzede çocuklar yaşıyor. Öğrenciler saat 7'de okula gelmek zorunda kalıyor. Depremden önce normal saat 8 gibi dersler başlardı. Ama şu an sabah 7 gibi dersler başlıyor. 6.50'de başlayan okullar var. Akşam saat ikili eğitim olduğu için akşam saat 6'ya 10 gece dersler bitiyor. Adıyaman genelinde 111 okulumuz depremden yıkık kararı çıkmıştır. Yerimiz çok uzak. 400'ün orada konteynerlerde kalıyoruz. Evimiz yıkıldı. İşte böyle reziliz. Çoğu öğrenci zaten konteyner kentlerde sürdürüyor yaşamını. Çocuklar okullara ulaşmak için kilometrelerce yol gidiyor her sabah. Okul yolu çocuklar için eziyet yolu oluyor. Kaderimize mahkum oluyoruz. Çözüm valla bulunsa iyi olur ama çözüm maalesef bulunmuyor. Ne ders kalmış ne bir şey, ders çalışamıyorlar. Benim çocuğum dersi çok iyiydi, şu an çok kötü bir durumda. Çünkü çok yoruluyor. Sabahın köründe kalkıyoruz, erken yatıyor, ondan ders olmuyor yani. Dersimiz de sıkıntılı. Her şeyde geri kaldık. Sorunun çözümü ise yıkılan okulların yeniden yapılması. Ama Eğitim İş Sendikası'na göre depremden sonra başlayan bir okul inşaatı bile yok. Depremden sonra başlayan okul yok. Milli Eğitim Müdürü'yle yaptığım görüşmede 3 tane okulun ihalesi yapıldığını söyledi. Diğerleri öyle duruyor da inşaatına başlanmadı. Bir an önce çözülsün. Çocuklar da yavaş yavaş geri çalıştı ama zorlanıyorlar. Kış mevsiminin son günlerinde sezon sonu indirimleri başladı. Öyle bahsettikleri kadar çok da indirim yok yani. Mesela bir pantolon alıyorsun 700 lira, 800 lira. Kışın da aynı fiyat. Her şey çok ciddi bir şekilde pahalanmaya devam ediyor. O yüzden satışlarımıza bu yansıyor. Nereye kadar gider, nasıl olur, nasıl gider bilmiyorum ama yani gidişat çok iyi değil. Nasıl fiyatla? Çok yüksek. Yani sezon indirimi diye bir şey yok aslında. Kendi fiyatını koyuyor, indirim yaptım diye. Aslında indirim falan yok. Yani dar gelirli için indirim yok. Kış sezonu indirimleri başladı ama alım gücü günden güne eriyen dar gelirli için o indirimler fırsat olmaktan çıktı. Giyimden ayakkabıya %50'ye varan indirimler ne tüketicinin ne de esnafın yüzünü güldürüyor bu yıl. Bizde şu anda %50 indirim var. Kurtarabiliyor musunuz? Yok. Ne yapıyorsunuz? Sadece nakite dönsün diye çeviriyoruz. Kabanlarımız kışın 1250'ye veriyorduk. Şu anda 800 liraya veriyoruz. Pantolonlarım 400 liraydı. Şu anda giriş fiyatı 300 liraya veriyorum. Kazancımız kiraya gidiyor. Bunu net söyleyebilirim. Bizim kiramız 30.000'den 70.000'e çıktı. Valla şimdiki indirimi iyiymiş. Kışın bunlar 2,5 milyardı. Şimdi ne kadar? Şimdi 950 olmuş. Ama gene pahalı gene. Memleket yani aylıklara bakarsan pahalı. Alamıyoruz ama bakıp gidiyoruz. Biraz işlerin durgun olmasından dolayı ve sezon değiştiğinden dolayı yarı yarıya fiyatlar düştü. Uzun kabanlarımız vardı. 3.000 TL'ydi. 1500'e 1000 civarına düştü. Gömleklerimiz mesela 800 liraydı. 400'e 300'e düştü. Trikolarımız vardı 600 lira, 500 liraydı. Şu an 250, 300'e düştü yani yarı yarıya. Ayakkabı mağazaları da yeni sezona hazırlanırken kışlık çizme ve botlarda indirime gitti. Gerçekleri çizmeler 3650 ila 3950 liradan 2750 liraya düştü. Botlar da 2950-3250 lira bandından 1750 liraya kadar indi. Kışın çok pahalı mıydı botlar, kışlık ayakkabılar? Evet çok pahalıydı. Markalarda hepsinde çok pahalıydı. Yine de sezon indirimi yaptılar ama çok fazla değil. Ne aldınız? Ayakkabı. Ne kadardı fiyatı? 1500 TL. Kış sezonunda 2000-2500 civarıydı. Birkaç hafta sonra kışlık ürünler yerini bahar sezonuna bırakacak. Zor bir kış geçiren esnaf umudunu indirimlere bağladı. Tüketiciye de önümüzdeki kış için çağrı yaptı. Hint milyarderin oğlunun düğünü için önceden düzenlediği partiler tüm ihtişamıyla sürüyor. Dünyanın konuştuğu partide uzun süredir sahnelerden uzak olan ünlü şarkıcı Rihanna konser verdi. Ünlü şarkıcı Rihanna, Hint milyarderin oğlu için düzenlediği partide önce coşturdu, ardından coştu. Magazin meraklılarının gözü bugünlerde Hindistan'da. Ülkenin en zengin, dünyanınsa 9. zengin iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu için düzenlediği partide. Yaz aylarındaki düğün öncesi parti ünlülerin akınına uğradı. 1200 kişilik davetli listesinde Körfez ülkelerinden liderler Hillary Clinton, Ivanka Trump, Bill Gates gibi isimlerle Hint milyarderler ve Hint sineması Bollywood yıldızları yer aldı. 3 gün sürecek parti Ambadi ailesinin konuşmasıyla başladı. Babasının ardından mikrofonu eline alan 28 yaşındaki damat söyledikleriyle babasını ağlattı. Babam ve annem her zaman benim yanımda durdular ve her zaman bana düşündüklerimi yapabileceğimi hissettirdiler. Ve şimdi onlara sonsuz minnettarım. İlk günün yıldızı uzun süredir sahnelerden uzak kalan Rihanna'ydı. 10 milyon dolar civarı ücret aldığı söylenen ünlü şarkıcıya ilgi büyüktü. Şimdi ara zamanı. Efendim, NAV hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. NAV'da yayın Türk sineması Bursa Bülbülü ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi cennetin ezeli.